Aman kaçırma. 17 Ağustos çarşamba günü çok marketlere gelecek olan bu iki laptop İngilizce arkadaşlar acaba fiyatının hakkını veriyor mu? Hangisi alınır? Bu videoda bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim videoya. Let's go. Bilgisayarlara bakıyoruz. İki çeşit bilgisayar var. Asus'ta Fijitsu. Bir ikisi arasında kıyaslama yapayım diye ikisinin görselini birlikte aldım arkadaşlar. Bak Intel Core. Asus bilgisayarda Intel Core i3 kullanılıyor. 10. nesil 8 GB RAM var. 512 GB SSD var. Windows 10 Home ile geliyor. 15.6 inç Full HD ekrana sahip taşınabilir bir bilgisayar arkadaşlar. Diğer Fujitsu bilgisayar ise Fujitsu Lifebook Intel Core i5 işlemciye sahip 10. nesil 4 GB RAM, 256 GB SSD, FreeDOS ve bilgisayar 15.6 taşınabilir bilgisayar arkadaşlar. Zaten ilk başta bunu bak biri 8 GB, biri 4 GB RAM'e sahip 512 GB SSD var, 256 GB SSD var. İlk başta ne geliyor aklına? Lan fiyatları zaten birbirine çok yakın. Bir 50 lira daha fazla verip bu bilgisayarı Asus marka bilgisayarı alalım diye bir düşünce geliyor arkadaşlar. Herkesin şu an aklına o geliyor. Aynı fiyata daha fazla yükseltilmiş RAM ve kapasite. Burada zaten belirledik ne alacağımızı arkadaşlar. Peki bu işlemcilerden hangisi performanslı? Intel Core i3 10. nesil mi? Yoksa i5 10. nesil mi? Hemen ona bakalım. Evet. İkisini birlikte kıyaslıyorum. Puanları çok yakın arkadaşlar birbirine. Biri 47 puan, diğeri 48 puan. Ben ikisini aynı olarak bakıyorum arkadaşlar. Performanslarını kıyaslarsak ne oluyor? Genel değerlendirmelerine bakalım. i3'ün 8.10 üzerinden 8.9 almış. i5 ise 10 üzerinden 9 puan almış. 0.01 Yani 0.1 arkadaşlar aradaki fark paranızın karşılığı 8 bak çok yakın. Oyun oynama çok yakın. Performans bak oyun oynamada i5 geçiyor arkadaşlar. i5 miydi bu? i3 daha fazla performanslı olduğunu görüyorum. Performans konusunda iş performansında i5'in daha etkili olduğunu görüyoruz. Güvenilirlik yakın zaten birbirine. Enerji verimliliği çok yakın. Paranızın karşılığı çok çok yakın. Güzel. İşlemci konusunda Fujitsu biraz daha çok bak çok küçük böyle çok çok küçük böyle sen ya yani değerlendirilmeyecek şekilde yakınlığı sahip. Asus'un bilgisayarı en güzel artısına bir tanesi de işletim sistemi kurulu şekilde geliyor arkadaşlar ve Windows 10 Home kuruyorlar. Güzel Q tip klavye, diğer de Q tip klavye. Maksimum ekran çözünürlüğü 1080p. Bu da aynı 1080p. SD, SSD kapasitesi 512 GB. Diğeri ise 256 GB. Başka maksimum İşlemci hızı 4.2 Asus'un maksimum işlemci hızı da Fujitsu'nun da 3.6 GHz. Temel işlemci hızı 1.2.1 ile Asus var. Diğerinin herhangi bir temel işlemci hızını yazmamışlar. Şimdi bu ikisi arasında seçim yapacak olursam ben Asus'u tercih ederdim. RAM'i daha fazla ve hafızası da daha fazla ve işletim sistemi kurulu geliyor. Benden Asus tam puan aldı arkadaşlar. Peki bu bilgisayarlar piyasada kaç para? Piyasadaki bilgisayarları bir kıyaslayalım. Piyasada ben maksimum bütçeyi arkadaşlar 8100 olarak ayarladım. Ve değerlen çok değerlendirilen göre ürünleri sıraladığımda ilk sırada bu benim de kullanmış olduğum Intel Core i3 11. nesil bir HB bilgisayar görüyoruz. 4 GB RAM'e sahip. Başka ne var? Şu Asus'un bilgisayarına bakalım arkadaşlar. 7187. Başka hangi, hangi bilgisayarlara bakalım? Şu an gözüme çarpan başka bilgisayarlar. Şu ikisine de bakalım. Neymiş bakalım? Buna da bakalım. Dell. Dell'in de bilgisayar. Bak Dell markası da güzel. Bu bilgisayara da bakalım. Başka şu bilgisayara da bakalım. Şu işte 6648. Şu şeyle aynı arkadaşlar diye düşünüyorum. 6899. Bak, aynı bilgisayar burada daha ucuz. Evet. Bir şimdi ne yapacağız? Biz şimdi bu bilgisayarı kapatacak tamam ben bu özelliklerine bir bakalım. Ve size ayrıyetten başka neler alabilirsiniz? Onlara o e, kendi listemi paylaşacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında linkinden bakabilirsiniz. Listeme kaydettiğim bilgisayarlara bakabilirsiniz. Ekstra bu videodan sonra da bilgisayara bakacağım arkadaşlar. O bilgisayarlarda böyle göz gezdirebilirsiniz. Evet bir videodan sonra geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.